Herkese merhaba. Abdülkerim Bengi Anadolu Lisesi matematik ders videolarına hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, bugünkü dersimizde trigonometrik fonksiyonları kullanarak bir dik üçgende kenarları herhangi bir açı cinsinden ifade etmeye çalışacağız. Birkaç dik üçgen üzerinde temel bilgileri konuşup daha genel bir çalışma yapalım. Örneğin bir dik üçgende herhangi bir tabandaki açıya x diyelim. Bildiğiniz gibi trigonometrik fonksiyonları dik üçgende tanımlayabiliyoruz. Örneğin bu açının sinüsünü konuştuğumuz zaman bu açının sinüsü karşı dik kenar bölü hipotenüstür. Bu açının kosinüsü komşu dik kenar bölü hipotenüstür. Bu açının tanjantı karşı dik kenar bölü komşu dik kenardır. Bu açının kotanjantı komşu bölü karşıdır. Bu şekilde bütün trigonometrik fonksiyonları bir dik üçgende herhangi bir açı cinsine yazabiliriz. Ancak burada birazcık daha farklı bir çalışma yapacağız. Örneğin biz bir dik üçgende herhangi bir kenarın uzunluğunu A olarak verdiğimizde diğer kenarları bu A ve X açısı cinsinde nasıl yazarız? Örneğin bu karşıdaki kenara K diyelim sevgili arkadaşlar. Ben K'yı A ve X cinsine yazmak istiyorum. Şimdi burada x açısının karşı dik kenarı ve komşu dik kenarı verilmiş. Biz karşı dik kenarı istediğimize göre x açısının tanjantını yazalım. Tanjant x karşı dik kenar bölü komşu dik kenardır. Dolayısıyla buradan k uzunluğu a çarpı tanjant x olur. O zaman arkadaşlar bu uzunluk a birimse biz bu uzunluğu a çarpı tanjant x olarak ifade edebiliriz. Örneğin bu uzunluk x iken hipotenüsün ne olduğuna bakalım. Burada arkadaşlar kosinüs kullanacağız. Çünkü kosinüs, bu açının kosinüsü komşu bölü hipotenüstür. Buradan hareket edersek kosinüs x eşittir. Komşu dik kenarımızın uzunluğu a'dır. Hipotenüsün uzunluğuna da burada sevgili arkadaşlar c diyelim. C'dir. Buradan c'yi yalnız bıraktığımız zaman a bölü kosinüs x olur. 1 bölü kosinüs x sekant x olduğu için burası a çarpı sekant x'tir. O zaman bu dik üçgende hipotenüsün uzunluğunu a çarpı sekant x olarak ifade edebiliriz. Dolayısıyla benzer uygulamaları diğer şekiller için de yapmaya çalışalım. Yine bir üçgen alıyoruz, dik üçgen alıyoruz sevgili arkadaşlar. Bu sefer buradaki açıya x diyelim. Örneğin bu kenarın uzunluğu 1 birimse diğer kenarların uzunluklarını bu x açısı cinsinden bulmaya çalışalım. Burada arkadaşlar öncelikle x açısının karşı dik kenarını bulalım. Biz bu kenara a birim diyelim. Burada biz tanjant x'i yazarsak x açısının tanjantı karşı dik kenar bölü komşu dik kenar olduğu için a bölü 1'dir. Buradan a uzunluğu tanjant x olarak ifade edilir. Dolayısıyla ben x açısının karşısındaki kenarı x açısının trigonometrik fonksiyonu olarak ifade etmiş oldum. Hipotenüsü yazalım arkadaşlar. Burada yine aynı şekilde x açısının kosinüsünü yazmak istediğimizde kosinüs x komşu dik kenar bölü hipotenüstür. Hipotenüsün uzunluğuna b diyelim. Buradan b eşittir. Kosinüs ile b yer değiştirir. 1 bölü kosinüs x. 1 bölü kosinüs x de sekant x'tir. Dolayısıyla arkadaşlar komşu dik kenarın uzunluğunun bir birim olduğu yerde hipotenüs sekant x'tir. Karşı dik kenarda tanjant x'tir. Bir başka örnekte farklı bir çalışma yapalım arkadaşlar. Bu sefer hipotenüsün uzunluğuna 1 diyelim. Bu x açısının karşı dik kenarıyla komşu dik kenarını bulmaya çalışalım. Örneğin karşı dik kenara a dediğimiz zaman bu a'yı bulabilmemiz için sinüs x'i yazıyoruz arkadaşlar burada. Sinüs x karşı dik kenar bölü hipotenüsten a bölü 1'dir. Dolayısıyla ben burada karşı dik kenarın yerine a yerine sinüs x yazabilirim. Yani hipotenüs 1 iken karşı dik kenar sinüs x olur. Aynı mantıkla bu açının kosinüsünü düşündüğümüz zaman kosinüs x eşittir. Komşu dik kenar bölü hipotenüstür. Ben bu komşu dik kenara b diyeyim. B bölü hipotenüstür. Buradan b eşittir. Kosinüs x olarak ifade edilir. Dolayısıyla bu uzunluğu biz kosinüs x olarak ifade edebiliriz. Benzer bir çalışmayı bir başka şekilde konuşalım. Yine arkadaşlar buradaki açıya bu sefer alfa diyelim. Bu uzunluğa bu sefer komşu uzunluğuna 1 diyelim. Karşı ve hipotenüsü bulmaya çalışalım. Burada arkadaşlar alfa açısının sekantını yazmak istediğimiz zaman sekant alfa 1 bölü kosinüs alfadır. Kosinüs alfayı ifade ettiğimizde kosinüs alfa burada komşu bölü hipotenüstür.
Yani biz burayı 1 bölü a olarak ifade edebiliriz. Burada hipotenüsün uzunluğuna a diyelim. Buradan arkadaşlar sekant alfamız eşittir. Ters döndürdüğümüz zaman a olur. Dolayısıyla a uzunluğunu sekant alfa olarak ifade edebiliriz. O zaman burada şu bilgiyi söylemek mümkün. Bir dik üçgende alfa açısının kosinüsü alfa açısının komşu dik kenarı bölü hipotenüsüdür. Eğer biz burada 1 bölü kosinüs alfayı bulmak istiyorsak ki 1 bölü kosinüs alfa sekant alfadır. Sekant alfayı bulmak istiyorsak bu ifadeyi ters çeviriyoruz. O zaman hipotenüs bölü komşu dik kenar olarak biz bu açının sekantını bu şekilde ifade edebiliriz. Aynı bilgileri bir kere daha tekrarlayalım arkadaşlar. Sekant alfa bir dik üçgende hipotenüs bölü komşu dik kenardır. Kosekant alfayı bu manada düşündüğümüz zaman arkadaşlar kosekant alfa 1 bölü sinüs alfadır. Dolayısıyla buradan düşündüğümüz zaman hipotenüs bölü karşı dik kenar olarak da ifade edilebilir. Şimdi bir diğer şekilde benzer bir çalışma yapalım arkadaşlar. Bu sefer buradaki açıya x diyelim. Örneğin buradaki uzunluğa da sinüs x diyelim. Arkadaşlar bu uzunluk sinüs x'ken bu uzunluğun ne olduğunu bulmaya çalışalım. Öncelikle bu uzunluğa bir isimlendirme yapalım. A olsun. Burada tanjantı yazdığımız zaman tanjant x eşittir. Karşı dik kenar bölü komşu dik kenardan sinüs x bölü a'dır. Buradan a'yı yalnız bıraktığımızda sinüs x bölü tanjant x olur arkadaşlar. Tanjant x'i sinüs x bölü kosinüs x diye yazarız. Bu kesri ters çevirdiğimiz zaman arkadaşlar bu ifadenin kosinüs x olduğunu görürüz. O zaman bu kenar sinüs x ise bu kenarda arkadaşlar kosinüs x ile ifade etmemiz mümkün. Örneğin bir başka uygulamada şöyle bir uygulama daha yapalım. Mesela hipotenüsün uzunluğu kosinüs x ise komşu dik kenarın ve karşı dik kenarın uzunluğunu bulmaya çalışalım. Arkadaşlar burada x açısının sinüsünü yazmak istediğimizde x açısının sinüsü karşı dik kenar bölü hipotenüstür. Karşı dik kenarın uzunluğuna a diyelim. Hipotenüsün uzunluğuna da kosinüs x diyelim. Buradan demek ki a'nın uzunluğu sinüs x çarpı kosinüs x olarak ifade edilir. Yani buradaki soru işaretli yere sinüs x çarpı kosinüs x yazabiliriz. Örneğin bu kenarın uzunluğunu bulmak istiyorsak buraya b diyelim ve buradaki açının kosinüsünü yazalım. Kosinüs x komşu bölü hipotenüsten b bölü kosinüs x'tir. O zaman b'nin uzunluğu kosinüsle kosinüsü çarptığımız zaman kosinüs kare x olarak ifade edilir. O zaman bu kenarın uzunluğunu da kosinüs kare x olarak ifade edebiliriz. Şimdi arkadaşlar buradaki 6 dik üçgendeki yaptığımız çalışmaları bir örnek üzerinde görmeye çalışalım. Arkadaşlar bu şekle baktığımız zaman bir çember görüyoruz ve bu çemberin üzerine kurulu bir dik üçgenimiz var. Dik üçgenin kenarları gördüğünüz gibi bu çembere şuradaki A noktasında ve buradaki B noktasında teğet olmuş. Şuradaki uzunluklar bir birim verilmiş. Burada bir kare görüyorsunuz. Bir 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 olduğuna göre şu uzunluğu da biz arkadaşlar bir olarak ifade edebiliriz. Sevgili arkadaşlar burada bütün kenarları buradaki x açılarının trigonometrik fonksiyonları olarak ifade etmeye çalışalım. Öncelikle şu uzunlukla başlayalım. Bu uzunluğa k dediğimiz zaman burada bu açının tanjantını yazmaya çalışıyorum. Tanjant x eşittir. Karşı dik kenarım k. Komşu dik kenarım şuradaki büyük dik üçgene baktığım zaman 1'dir. Buradan k uzunluğu tanjant x olur. O zaman ben bu uzunluğa tanjant x diyebilirim arkadaşlar. Bu uzunluk tanjant x, bu uzunluk 1. Şuradan baktığımız zaman arkadaşlar, buradaki çemberin yarıçapı, şuradan da gördüğümüz gibi bir birim, burası da bir birim. O zaman bu çemberin yarıçapında bir birim olduğunu söyleyebiliriz. O zaman şuradaki küçük dik üçgene bakıyoruz. Şuradaki dik üçgene bakalım arkadaşlar. Buradaki dik üçgende şu uzunluğa bu sefer m diyelim. Ve burada m'yi bulmak istediğimiz zaman bu açının sinüsünü yazabiliriz. Çünkü sinüs x karşı dik kenar bölü hipotenüstür. Buradan sinüs x'i yazdığımız zaman karşı dik kenar m'dir. Burası 1'dir. O zaman buradaki uzunluğu biz sinüs x olarak ifade edebiliriz. Şu uzunluğu aynı şekilde yazdığımız zaman arkadaşlar bu açının kosinüsü diye yazabiliriz. Kosinüs komşu bölü hipotenüsten biz artık bu uzunluğun da kosinüs x olduğunu biliyoruz. Şimdi burası tanjant x, burası 1 ise buradaki arkadaşlar uzunluğu yukarıdan aşağıya baktığımız zaman
tanjant x artı 1 olarak ifade edebiliriz. Şimdi gelelim buradaki uzunluğa. Şuradaki dik üçgende arkadaşlar gördüğünüz gibi karşı dik kenar 1. O zaman komşu dik kenarı bulmaya çalışalım. Bu açının kotanjantını yazdığımız zaman ki buradaki uzunluğa n diyelim. Bu açının kotanjantını yazmaya çalışalım arkadaşlar. Burada kotanjant x, kotanjant x nedir dediğimizde komşu bölü hipotenüsten n bölü 1'dir. O zaman burada n uzunluğu da kotanjant x olur. Bu dik üçgenin bu kenarına baktığımız zaman bu kenarın uzunluğunda kotanjant x artı 1 olduğunu görüyoruz. Şu uzunluğu ifade etmeye çalışalım buradan buraya kadar. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bu açının karşı dik kenarı var, hipotenüs soruluyor. O zaman sinüsü yazarız. Sinüs x eşittir 1 bölü şu uzunluk ki bu uzunluğa da P diye isimlendirelim. Buradan P eşittir 1 bölü sinüs x olur. 1 bölü sinüs x de bildiğimiz gibi arkadaşlar kosekant x'tir. O zaman ben bu uzunluğa da kosekant x diyebilirim. Bir üstteki uzunluğa geçelim arkadaşlar. Şurası 1 birimdi. Ben şimdi şu uzunluğu bulmaya çalışacağım. Şimdi burada şu büyük dik üçgene baktığımız zaman burada x açısının komşusunun 1 olduğunu görüyoruz. Yani şurası şu uzunluk. Buraya O noktası orijin dersek, çemberin merkezi dersek OA uzunluğunun 1 olduğunu biliyoruz. O zaman bizim şu uzunluğu bulmamız lazım. Biz bu açının kosinüsünü yazdığımız zaman arkadaşlar kosinüs x dediğimiz zaman komşu dik kenar 1'dir. Hipotenüs uzunluğunun ne olduğunu bilmiyoruz. Buraya da T diyelim. T olsun. Buradan T'yi yalnız bıraktığımız zaman 1 bölü kosinüs x'tir. Bu da sekant x'tir. Sevgili arkadaşlar bu diki büyük dik üçgene baktığımız zaman büyük dik üçgende bu dik kenarın tanjant x artı 1 olduğunu görüyoruz. Bu dik kenarın kotanjant x artı 1 olduğunu görüyoruz. Hipotenüsünde sekant x artı kosekant x olduğunu görüyoruz. Burada Pisagor teoremini kullanırsak arkadaşlar çok güzel bir bilgiye ulaşmış oluruz. Tanjant x artı 1'in karesi artı kotanjant x artı 1'in karesi. Çünkü Pisagor teoremi bir dik üçgende dik kenarların kareleri hipotenüsün karesine eşittir. Dolayısıyla burası da sekant x artı kosekant x'in karesi olarak ifade edilir. Bu eşitlikte trigonometrik bağıntıların arasına yazılabilecek gerçekten güzel bir eşitlik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir diğer derste görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.